Herkese merhaba, ben Gizem. Kanalıma ve Yoga Selim'e hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki 20 gün boyunca 20'şer dakikalık yoga pratikleri için yoga matına geldik birlikte. Birbirimize eşlik ettik ve çok güzel yorumlar, çok güzel sonuçlar aldık. Çok mutluyum bu sonuçta. Ve bugün de 18. videodayız, 18. gündeyiz. Artık sona iyice yaklaştık. 20 gün güzel bir süreydi. Hem sonuç almak için hem de bir şeye başlamak için, özellikle bu kapanmaya denk gelmesi de ekstra iyi oldu demeyeyim. Keşke kapanma olmasaydı ama hani böyle bir şeye başlamak için de bir fırsat oldu diyelim açıkçası. Ya da böyle kötü durumları fırsata çevirebiliyorsak eğer iyi bir başlangıç oldu diyelim. Bu şekilde güzel yorumlar alıyorum sizden. Çok mutluyum. Umarım siz de böyle gerçekten söylediğiniz gibi sevmişsinizdir ve devam edersiniz yoga yolculuğuna. Benle olur, başka biriyle olur ya da kendi akışlarınızla olur. Keyifli, kendimize vakit ayırdığımız güzel bir aktivite diyorum yoga için her zaman. İyi ki de başladım ben de. İyi ki bu seriye de başladım. İyi ki sizleri de tanıdım. Böyle lafı çok uzattım yine. Şimdi rahat bir oturuşta dik bir şekilde oturarak başlayacağım. Dik bir şekilde duruyorum. Hiçbir şekilde boynu sıkıştırıp kamburlaşmıyorum. Gün içinde de bunu alışkanlık haline getirmeye çalışıyorum. Artık 18. gündeyiz. Bence alışkanlık haline gelmiştir. Ben de çünkü büyük bir değişim yaşadım bu oturma ve duruşla alakalı. Evet, şimdi geldim. Çenem karşıya açık. Burundan nefes alıp ağızdan nefes vererek biraz burada kalıp böyle rahatlamak istiyorum. Açtım gözleri. Rahat bir oturuşta devam edeceğim. O yüzden şöyle bacakları değiştirelim. Şu an vücut soğuk eğer ilk yoga pratiğindeysen benimle birlikte. Evet, dik bir şekilde oturuyorum. Kolları aç böyle güzelce. Kalbini karşıya aç ve sırtı güzelce sıkıştır. Çenen açık. 3 nefes kalalım burada. Burundan nefes alıp burundan nefes veriyorum. Boynu sıkıştırmıyorum. Kamburlaşmıyorum. Dik duruştayım. Kollar açık, sırtı sıkıştırıyorum ve kalbi karşıya açıyorum. Birkaç nefes daha kalalım burada, ben konuşurken zaten çoğu gitti. Son bir nefes. Şimdi gelsin. Sol avuç içi sağ dizin üstüne ve sağ el hemen geride bir noktaya. Bakışlar sağımızın gerisinde, dik duruştayım. 3 nefes buradayım. Boynu çok zorlama ama dönebildiği noktaya kadar dön. Hem yan beden esnesin, açılsın. Hem de güzel bir şekilde sırtı sıkıştır. Burundan nefes alıp burundan nefes veriyorum. Son bir nefes daha. Geldim merkeze ve kolları tekrar açıyoruz açabildiğimiz kadar. Ve sırtı sıkıştırıp çeneyi, kalbi karşıya açıyoruz. Birkaç nefes kalalım burada. Dik duruşunu bozma. Uzat kollarını uzatabildiğin kadar. Kolların ağırlaşmasına izin verme. Son bir nefes. Şimdi sağ el gelsin sol diz kapağımın üstüne ve sol el geride bir noktada. Bakışlar sol omuzun gerisinde, dik duruştayım. Burundan nefes alıp burundan nefes veriyorum. Birkaç nefes kalalım burada.
nefes daha. Şimdi bacakları değiştirelim. Ve bu şekilde oturarak keten kol yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Kolları kaktüs şekline getiriyoruz. Güzelce sırtı sıkıştırıyoruz. Hatta ben bunu öyle size bir sırtımı dönerek yapacağım. Sırtımdaki sıkıştırmayı göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten hareketin hakkını vermek gerekiyor. İlk oturuştayım. Güzel bir şekilde kolları kaktüs şekline getirdim. Sırtı sıkıştırdım. Çeneyi ve kalbi karşıya açtım. Burundan nefes aldım. Ve burundan nefesi yavaşça bırakıyorum. Sırtı uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Eller geldi bir araya. Tekrar nefes al. Kollar kaktüs şeklinde. Sırtı sıkıştır. Bırak nefesi yavaş bir şekilde. Ve sırtı uzatabildiğin kadar uzat. Karnını, göbek deliğini içeri çek. Eller uzuyor karşıda. Ve bir aradalar. Bir kez daha kollar kaktüs şeklinde. Sırtı sıkıştırdım. Gelsin tekrar eller bir araya. Bırak nefesi yavaşça. Ve karnı içeri çek. Şimdi geldi eller iki yana. Ve geliyorum buradan. Dört ayak pozisyonuna. Dört ayaktayım. Avuç işlerim mata güzel bir şekilde yerleşti. Diz kapaklarım da öyle. Şimdi günlük aşağı bakan köpeğini yapacağız. Kendini hazır hissettiğinde ayak parmakları mata tak. Avuç işlerin yeri güçlü bir şekilde itiyor ve parmakların olabildiğini açık. Yavaşça yükseliyorum burada ayak parmaklarım üstünde ve bacaklar birer birer pedal. Arka bacaklar güzelce esniyor, açılıyor. Eller yeri güçlü bir şekilde itiyor. Şu an ayak parmaklarım bile kıtır kıtır çok güzel açılıyor. Bacaklar birer birer pedal. Burundan nefes alıp burundan nefes veriyorum. Alçak esneme yapacağız. Kendini hazır hissettiğinde ayaklarını yan yana getir. Sağ bacağı upuzun gökyüzüne gönder. Sağ bacak gökyüzünde. Büktüm sağ dizi. Taşıyorum göğsümde ve getirdim ellerimi tam ortasına. Avuç işlerim yerde. Arkadaki diz kapağımı nazik bir şekilde masa bıraktım. Hiç acele etme. Kendini hazır hissettiğinde. Gönder elleri upuzun gökyüzüne. Çenen karşıya çık ve kalçanı itebildiğin kadar it. Arkadaki ayak parmağın mata takılı. Eller upuzun uzuyor. Çenem açık. Burundan nefes alıp burundan nefes veriyorum. Kal burada rahatla bir. Kalçandaki esnemeyi hisset. Kolların da uzayabildiği kadar uzasın. Sanki yukarıdan biri seni çekiyormuş gibi. Kalçamı itmeye devam ediyorum. Son bir nefes daha. Gelsin şimdi eller tekrar ayağın iki yanına. Burada stretching yapacağım. Bacağımı dümdüz yapıyorum. Ayak parmaklarımı mattan kaldırıyorum. Bacağım upuzu, buradaki açılmayı ve esnemeyi hisset. Eller gelsin iki yana ve burada başını eğ, koyabildiğin noktaya koy. Beş nefes kalacağız burada, yavaş yavaş her nefeste derinleşebilirsin. Şu anda alnını topuğuna değdiremiyor, topuğuna değil tabii ki, diz kapağına değdiremiyor olabilirsin. Güzelce esnesin, açılsın bacağı. Burundan nefes alıp burundan nefes veriyorum. Son bir nefes daha.
Şimdi geldi. Ayak tabanım tekrar mata. Avuç içlerinde. Ayağımın iki yanında. Arkadaki ayak parmağım mata takıyorum. Geliyorum tekrar. Aşağı bakan köpek poduna. Bacaklar birer birer pedal. Arka bacakları açmaya devam ediyorum. Yorulduysan çocuk poduna geç, dinlen. Ama iyiysen devam et pedallara. Burada gerçekten abartılı kalça hareketlerinden bahsediyorum. Çünkü çok çok daha iyi açılıyor. Pedallara devam ediyoruz. Kendin hazır hissettiğinde. Ayaklarını yan yana getir ve sol bacağı gökyüzüne gönder. Sol bacak upuzun gökyüzünde taşıyorum. Göğsümde ve getiriyorum ellerimin tam ortasına. Bakışlarım karşıda. Arkadaki diz kapağım mata yerleştirdim. Ayak parmaklarım hala matta. Kendin hazır hissettiğinde hiç acele etmiyorsun. Kendin hazır hissettiğinde gönder elleri ve kolları kocaman gökyüzüne. Çenen açık. Kalçan itebildiğin kadar it. Açılsın güzelce. Burnumdan nefes alıp burnumdan nefes veriyorum. Eller ve kollar uzuyor. Bir nefes daha. Eller gelsin şimdi. Ayağın iki yanına stretching yapacağım. Güzelce ayak parmaklarımı mattan kaldırdım ve bacağımı dümdüz yaptım. Şu an bile hissediyorum, hiç eğilmesem bile. Yavaşça başım gövden sanki yapışacakmış gibi bacağıma doğru eğiliyor. Burada gerçekten yapışıyor da olabilirsin. Hala şu noktada kalıyor da olabilirsin. Önemli olan gerçekten arka bacağı hissetmek. 5 nefes kalacağız burada. Bir nefes daha. Şimdi ayağımı nazikçe tekrar mata bırakıyorum. Avuç işlerim geldi tekrar. Ayağımın iki yanında. Aşağı bakan köpek pozunda buluşuyoruz. Bacaklar gelsin birer birer pedal. Buradan şimdi akışı yapacağız. Önce plank, daha sonra yukarı bakan köpek şeklinde. Geliyorum buradan yüksek plank'e. Yüksek plank'teyim. Birazcık çok az kalalım. Birkaç nefes, bakışlar karşıda. Ve inelim yavaşça. Ve gelelim şimdi yukarı bakan köpek. Tekrar ayakları düzeltiyorum. Ve geliyorum aşağı bakan köpek pozuna. Şimdi diz kapakları getirdim. Mat genişliğinde açtım. Ayaklar güzelce mata yerleşti. Ve şimdi kalça geldi topuklara. Çocuk pozundayım. Birkaç nefes burada kalıp dinlenelim. Hiç bozmuyorum. Sağ kol upuzum. Sol eli ve sol kolu sağ kolun altından geçiriyorum. Ve yapıştırdım. Sol yanağımı ve sol omzumu mata. 3 nefeste böyle kalalım. Burundan nefes alıp burundan nefes ver.
Gelelim şimdi tekrar çocuk pozuna. Şimdi sol kol uzun ve sağ kol sol kolun altından geçiyor, uzanıyor. Sağ yanım ve sağ omzum mata yapışık. 3 nefeste böyle kalalım. Bir nefes. Gelelim tekrar çocuk pozuna. Eller ve kolları uzun matta. Şimdi yavaş yavaş elleri geriye doğru taşıyorum ve bedenimin yanına getiriyorum. Buradan bacakları uzun oturarak devam edeceğim. Twist yapacağım. Evet. Topuklar, bacaklar güzelce mata yerleşti. Eğer şöyle istersen birazcık bacaklarını salla, rahatla. Oturma kemiklerim güzelce matın üstüne yerleşti. Dik bir şekilde duruyorum. Öncelikle çekiyorum sağ dizi kendime ve geçiriyorum sol bacağın üstünden. Sol koluma sarıldım. Sağ el gelsin geride bir noktaya. Dik duruşumu bozmuyorum. Burundan nefes alıp burundan nefes veriyorum. Bakışla sağ omzun gerisinde. 5 nefes kal burada. Çekebildiğin kadar çek bacağını kendine. Burundan nefes alıp burundan nefesi bırakıyorum. Son bir nefes daha. Gelsin şimdi sağ bacakta mata uzun. Şöyle bir kez daha sallayalım. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Sol bacağı geçirdim sağ bacağın üstünden. Ve sarıldım sağ kolumla sol bacağıma, dik duruştayım. Şimdi gelsin sol el geride bir noktaya. Bakışlar sol omzun gerisinde. Dik duruşumu bozmuyorum ve çenem açık. Burundan nefes alıp burundan nefes veriyorum. Ve bacağımı çekebildiğim kadar kendime çekiyorum. 5 nefeste buradayım. Nefesleri uzun tutmaya çalış. Son bir nefes daha. Geldim şimdi tekrar merkezdeyim. İki bacağı uzattım. Şöyle çok küçük sallıyorum. Ve öne doğru hafifçe katlanma yapacağım. İki bacağım da matta uzun. Gelebildiğin noktaya ellerinle gel. Yapabiliyorsan dirseklerini yerleştir. Ya da ellerin kalsın matın üstünde. Başını hafifçe öne doğru eğ, sanki katlanacakmışsın gibi öne doğru katlanıyoruz. 5 nefeste buradayız. Derinleşmeye çalışabilirsin her bir nefeste. Boynu sıkıştırma, nefesini hiç tutma. Bir nefes. Burundan nefes aldım ve burundan nefesi bırakıyorum. Eller gelsin. Yavaş yavaş geriye. Ve buradan geliyorum şimdi. Kelebek şeklinde oturmaya.
ayaklarımı güzelce bir araya getirdim. Şöyle size doğrulayım. Ayak tabanlarım bir arada oturma kemiklerinin üstünde ve dik bir şekilde oturuyor. Bence sanki bir kelebeğin kanat çıkması gibi. Yavaş yavaş şöyle kanatlar çırpıyorum bacaklarımla. Dik duruşumu bozmuyorum. Burundan nefes al. Ve bırak burundan nefesini. Yine bol esnemeli, güzel bir pratik oldu diye düşünüyorum. Dik duruşunu bozma. Şimdi kelebek pozisyonunu hiçbir şekilde bozmuyorum. Yavaşça ellerle öne doğru geliyorum. Avuç içlerini yerleştir bir noktaya. Bacaklarını ve kalçanı açmaya çalış. Açabildiğin kadar aç bacakları. Eller geldi. Burundan nefes al ve burundan nefesi bırak. 5 nefeste burada kalalım. Kalçan ve bacakların iyice açılsın. Son bir nefes. Eller gelsin yavaş yavaş. Gövdenin iki yanına ve bacaklar bağdaş pozisyonuna. Rahat bir oturuşa geldim. Mükemmel etki gerçekten. Bu kadar kalça ve bacak açtıktan sonra şu bağdaştaki rahatlık oldukça rahat. Etkisini 20 dakikada gösteriyor. Böyle bir şey işte yoga. Evet, rahat bir oturuştayım. Dik bir şekilde duruyorum. Eller gelsin şimdi gökyüzünde bir araya ve şimdi eller kalbimin ortasında. Burundan nefes aldım. Ve bırakıyorum ağzımdan nefesi. Sınırlarımı zorladım. Kendime vakit ayırdım. Harika bir yoga deneyimiydi. Kendime, bedenime, zihnime, özellikle de bacaklarıma teşekkür ederim. Namaste. Gerçekten güzel bir yoga pratiği oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım benimle aynı fikirdesinizdir. Evet, 18. videomuzun da sonuna geldik. Serimiz güzel bir şekilde sonlanmak üzere. 19 ve 20. videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.